Ogni anno vengono costruiti. Finlandiya'daki bu oyuncak gibi dünyada her yıl 3 milyarın üzerinde oyuncak üretilip piyasaya sürülüyor. Ancak bu örneği bir mağazada göremezsiniz. Çünkü Avrupa'da üst sınır olan %0,1'in çok üzerinde, %19 oranında tehlikeli kimyasal içerdiğinden satılması yasak. Oyuncakların güvenli olup olmadığı nasıl kontrol ediliyor? Bu konuda tüketicilerin hakları neler? Finlandiya'dan örnekleri ekranlara getiriyoruz. Lo scopriamo partendo dalla Finlandia. Genelde üreticilere güveniyoruz. Ben kişisel olarak aldığım her ürünün sertifikasını sorgulamıyorum. Ama kusurlu bir ürüne denk geldiğimde durumu hemen bildiriyorum. Finlandiya, tehlikeli oyuncaklar konusundaki bildirilerin en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Oyuncak ya da diğer ürünlerde tehlike yaratan kusurlar, Avrupa Komisyonu'nun RAPEX adıyla anılan acil alarm sistemine bildiriliyor. Dünya çapında üretilen ürünlerin yaklaşık %60'ı Noel arifesinde satılıyor. Bu yıl TÜKES adlı denetim kurumuna bağlı Finlandiyalı yetkililer 5 oyuncağı güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle piyasadan çekti. Örneğin bu domuzcuğun gözleri yerinden çıkabiliyor ve çok fazla miktarda %40 oranında fıtalat içeriyor. Gözler yerinden çıkarsa boğulmaya yol açabilir. Ayrıca fıtalat, üreme sistemi için oldukça tehlikeli bir zehir. Plastiği yumuşatmakta kullanılan fıtalat kimyasalı oyuncak ayılarda olduğu gibi tahta arabalarda da bulunabiliyor. Gümrük laboratuvarı ve yetkilileriyle sıkı bir işbirliği içindeyiz. Bu şekilde piyasadaki tehlikeli oyuncakları tespit etmeye yarayan bir sistem kurduk. Finlandiya Kimyasal ve Güvenlik Ajansı TÜKES, ürünleri piyasadan çekmekle sorumluyken, gümrük laboratuvarı ise ürünlerin raflara ulaşmasını engelliyor. Her yıl 600 ila 800 oyuncak örneklemi teste tabi tutuluyor. Piyasaya sürülmesi uygun görünmeyen ürünler ya üretici firmaya geri gönderiliyor ya da imha ediliyor. Bütün ihraç mallarını test edemiyoruz. Bu nedenle belirli bir yüzdeyi ayırıyoruz ancak nerede hata olduğunu biliyoruz. Bu yıl yaklaşık 700 ürünü kontrol ettik ve içlerinden %10'unu reddettik. Temel sebepler kimyasal ya da mekanik uyumsuzluktu. Oyuncaklardaki temel sorunlar her zaman kimyasallarla ya da parçalarla bağlantılı olmayabiliyor. Yanlış etiketlemede bir oyuncağın piyasaya sürülmemesinin bir diğer nedeni. Müşteriler aldıkları ürünle ilgili doğru bilgilendirilme hakkına sahip. İlk bakılması gerekense ürünün üzerinde CE logosuyla belirtilen Avrupa Güvenlik, Sağlık ve Çevre Standartlarına uyum etiketi. Ürünlerin sahte olma ihtimali var ya da CE etiketinin yanlış kullanılması mümkün. Bu tabii ki kontrolü yapan kurumların sorumluluğunda ancak oyuncakları satan dükkanlar da sorumlu. Bazı istisnalar var ama CE etiketi olması ürünün Avrupa Birliği kuralları açısından güvenli olduğunun bir göstergesi. Bu karmaşık etiket ve semboller içinde 0-3 uyarısı kuşkusuz en önemlilerden biri. Bu ürünün 3 yaş üstü çocuklar için uygun olduğunu, daha küçükler içinse tehlikeli olabileceğini gösteren ve yapılması mecburi bir uyarı. Olası zarara dair bir uyarı işaretinin olması da zorunlu. Bazı ürünler doğru şekilde kullanılmıyor. Ürünle ilgili bir sorun varsa bunu ürünü aldığımız yere bildiriyoruz. Bence bu önemli çünkü üreticiler de bazı ürünlerinin standartlara uymadığını ancak bu şekilde öğrenebilir. That some products probably do not always apply to the standards. Bazı ürünlerin oyuncak kategorisinde değerlendirilmeleri açısından halen belirsizlikler var. Avrupa Birliği'nin oyuncak güvenliğini konu alan yönetmeliğine göre ürünün oyuncak olarak tanımlanması için oyun amaçlı olması yeterli değil. Bir dükkanda rastladığımız Noel süslerinde yetişkinlere yönelik kimi koleksiyon ürünlerinde olduğu gibi CE etiketinin olmadığını görüyoruz.
Çocuklar için olmadığından CE etiketinin olmamasını anlıyorum. Peki 0-3 yaş uyarısı halen zorunlu mudur? Bu bir oyuncağa benziyor. Yetişkinler için tasarlanmış olsa da uyarısı olması gerekir. Üzerine çocukların kullanmaması yönünde uyarıda bulunan bir ifade yazılabilirdi. Okay. Peki bir oyuncak satın aldığınızda ve beklentilerinizi karşılamadığında kullanacağınız haklar neler? Ürünü satan dükkana ya da kontrol eden kuruma başvurmak bu sorunun yanıtlarından biri. Avrupa Tüketici Merkezi bu konuda farklı vakaları birbirinden ayırıyor. Eğer ürün kusurluysa tüketici 2 yıl içinde ürünü geri iade edebilir. Eğer tüketici üründen memnun kalmazsa ve ürünü internet üzerinden satın almışsa belirli bir dondurma süresi var. Bu sözleşmeden çekilmek için en az 7 güne tekabül ediyor. Herhangi bir sebep göstermesi gerekmiyor, sadece ürünü geri iade edip parasını geri alabilir. Küçük bir dükkandan oyuncak satın aldığınızda geri iade hakkınız yok. Dondurma süresi diye bir şey de yok. Finlandiya'dan satın aldığımız oyuncak kaplan Fransa'ya gönderilecek bir hediyeydi. Güvenlik kontrolünü bazı üreticilerin ve ithalatçıların yapacağı şekilde yetkili bir kurumla yapmak istedik. Üreticiler ürünlerinin güvenliğinden sorumlu olsa da bazı durumlarda oyuncağın üçüncü bir makam tarafından kontrol edilmemesini tercih edebiliyor. Bu oyuncak kaplan Finlandiya'da satın alındı. Örneğin bir ithalatçı bunu alıp Fransa'da satmak isteseydi, bu ürün nasıl bir teste tabi tutardınız? Bu oyuncak ayıya dikiş testi yapılarak çocuğun dolgu malzemesine erişip erişemeyeceği kontrol edilebilir. Oyuncak kaplan dikiş testinden başarıyla geçiyor. Sonraki etapta yanması halinde alev alma hızını tespit etmek için yanma testine tabi tutuluyor. Şayet ürün hızlı alev alıyorsa çocuğun ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir. Alevin yayılma hızı saatte 30 milimetrenin altında bu ürünün yanma standartlarıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Testlerin ardından bu kız çocuğu artık güvenli bir şekilde oyuncağıyla oynayabilir.